Bragoz Çivit'in daha böyle aşk, çalı kuşundaki performansı gibi performansları daha güzel. Ata binişi, o kılıç kullanışı bir Engin Altan düz yatan değil. Ben de yakışmadığını düşünüyordum ama şu anda rolünü dolduruyor. Engin Altan düz yatan daha iyi. Ertuğrul Gazi'yi anma şenliklerinde kendisi davet edilmişti ve buraya gelmek için ücret istendiği söylenmişti. Magazine gel Söğüt'te. Ekranları kasıp kavuran Kuruluş Osman dizisini Söğütlülere sorduk. Hakikaten çoluk çocuk hepimiz ekranın başına kilitleniyoruz. Çünkü bizim tarihimizi anlatıyor. Osmanlıların tohumlarının toprakla buluştuğu noktasına bakarsanız burası. Yani Osmanlı'dan önceki noktasıdır. Dedemiz Ertuğrul Gazi kayıp olarak, kayıp boyu olarak uç noktasında uç beyliği olarak gönderildiğinden dolayı Osmanlı'nın ilk tohumlarını burada atmıştır aslına bakarsanız. Ve kendisi de 1281 yılında vefat ettikten sonrasında da buralar biraz atıl kalmış. Diziden sonra ne yazık ki bizler tarihimizi öğrenmeye başladık. Öncesinde burada çok fazla bir, yani bunu söylemek zorundayım. Çok fazla bir ziyaret yoktu. Diziyle birlikte tarihimizi öğrendik. Ama inşallah bundan sonra da insanlar tarihlerine sahip çıkarlar diye düşünüyorum. Romantik aşk dizilerinin vazgeçilmez yönleri Engin Altan düz yatan ve Burak Özçivit'in tarihi Osmanlı dizilerindeki performansları halkı ikiye böldü. Engin Altan düz yatan mı? Burak Özçivit mi? Bir Burak Özçivit, bir Engin Altan düz yatan olamıyor. Hiç beğenmiyorum. Bunun başka bir dizilerde, bir aşk dizilerinde veya bir roman dizilerinde oynamasını istiyorum. Ben böyle olmuyor, yakışmıyor yani. Fizik olarak iyi ama beğenmiyorum yani. Oyunculuğu sıfır. Pardon, bu adam neydi? Oyunculuğunu neden beğenmedin anlamadım. Birisi Ertuğrul, birisi Osman. Yani ben beğenmiyorum. Yani yetersiz. Yani konuşmalarıyla bir Engin Altan düz yatan değil. Olamaz zaten. Birisi Engin Altan düz yatan değil, birisi de Osman değil. Yani birisi Ertuğrul Gazi değil, ama birisi Osman siz, değil. Siz daha çok Burak Özçivit'in şeyini beğeniyorsunuz değil mi? Performans. Yani jenerik olarak beğeniyorum tabii ki. Ben asla beğenmiyorum. Bir Engin Altan düz yatan değil yani. Hani mesela kapıyı obadan girişi, ata binişi, konuşmasıyla, tavrıyla, hani ritmileriyle olmuyor yani. Siz Burak Özçivit'i destekliyorsunuz. Ben performansını güzel buluyorum. Çünkü birisi baba oynuyor, birisi oğul oynuyor. Birisi Beşik, birisi Kuruluş. Yani ben beğeniyorum. Ben mesela Engin Altan düz yatın yanındaki Bamsı Berek, ondan sonra Turgut Alp. Bunlar gibi böyle yanında Burak Özçivit'in yok. Yardımcı roldeki oyuncuları yok. Yani bir diziye bir heyecan getirmiyorlar. Yanındakileri hepsi pasif insanlar. Burak Özçivit'in. İleri doğru oturabilir aslında, evet, diziye. Ama şimdi yadırgayamayız. Daha dizi yeni. İleri doğru oturabilir. Tarihsel rolleri de yani kendisini, sanatçılığını beğeniyorum ama Diriliş Osman'da yani Ertuğrul karakteriyle Osman karakterini karşılaştırdığımız zaman Ertuğrul karakteri daha önde baskın geliyor. Yani Engin Altan düz yatanın oyuncu karakterliği biraz daha bu savaşçı, bu tarihi sektörde daha önde. Burak Özçivit'in daha böyle aşk, daha böyle eski romanlardan, Türk romanlarının çevrimlerindeki, çalı kuşundaki performansı gibi performansları daha güzel. Peki Engin Altan düz yatan mı desek, Burak Özçivit mi desek? Engin, öyle diyeyim yani. Engin Altan daha iyi oynuyor. Ama diğeri de Osman da bence fazla sırıtmıyor. Daha iyi yani. Peki Engin Altan düz yatan mı yoksa Burak Özçivit mi? Bence Engin Altan düz yatan. Engin Altan düz yatanın performansıyla Burak Özçivit'in performansı bir değil. Yani öbürkünde göz aşinalarımız var. Daha iyi oluyor. Ama onları ilerleyen zamanda oturacak inşallah. Ertuğrul rolü daha iyi oturuyordu. Millet bana göre, benim görüşüme göre daha çok izliyordu. Ama Kuruluş Osmanlı dizisi biraz daha sanki pasif kalmış gibi. Ya ilk başlarda ben de yakışmadığını düşünüyordum ama şu anda rolünü dolduruyor. Çünkü göz aşinalı da oluyor belli bir süre sonra. İlk başlarda Ertuğrul'un hem fizik olarak
hem de savaşlardaki hareketleri, heyecanı daha farklıydı. Osmanlı'daki biraz daha farklı ama göz aşinalığı onu şu anda doldurmuş. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan ve Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi canlandıran Burak Özçivit de resmen eleştiri oklarının hedefindeydi. Ben Kütahya Domaniçliyim. Haymana'nın, Savcı Bey'in olduğu yerde doğduk, büyüdük. Kendimiz Kayı soyundan geliyoruz. Engin Altan Düzyatan'ın da Halime Ana karakterinin nasıl Domaniç'e geldiyse Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın 5 senedir buraya mutlaka gelmesi gerekiyordu. Bence burada senaristlere veya yapımcılara büyük rol düşüyor. Buraya gelmesi lazım. Bizim Söğütlüler yaklaşık 5 sezon kadar oynayan bir dizide Engin Altan zirveyi yakalamışken dedesi Ertuğrul Gazi ziyarete gelmedi. Yanlış bilmiyorsam eğer, yanlış kaynaklardan bilmiyorsam Ertuğrul Gazi'yi anma şenliklerinde kendisi davet edilmişti ve buraya gelmek için ücret istendiği söylenmişti ve hala Ertuğrul Gazi dedesini ziyarete gelmedi. Ben hiç hoşnut karşılamıyorum. Burukluk hissediyoruz. Burukluk hissediyorum yani. Ne Söğüt'e geldi ne Bursa'ya geldi. Gelmedi yani. Veyahut da İznik'te de oldu, geldiler. Turgut Alp geldi İznik'e. Ama Burak Özçivit hiçbir şekilde ben onu görmedim yani. Ne Söğüt'te, ne İznik'te, ne Bursa'da, tarihi yerlerde Engin Altan Düzyatan da geldi. Evet. Gelmediler. Gelsin istiyor musunuz? Buradan onlar için onlara bir şey söylemek ister misiniz? Tabii, yani, buranın, tabii tarihi, buranın tarihini anlatıyorlarsa burada, buranın atmosferinde yaşamaları lazım. Evet, gelmeler lazım. Buradaki dedenin rolünü yapıyorsa gelip buradaki dedeyi görmesi lazım. Görmesi lazım. Söğüt halkı ben Osmanlı torunuyum diyen herkesin dedeleri Ertuğrul Gazi'yi ziyaret etmeleri gerektiğini düşünüyor. Diziyle birlikte tarihimizi öğrendik. Ama inşallah bundan sonra da insanlar tarihlerine sahip çıkarlar diye düşünüyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Ben Osmanlı torunuyum diyen herkesin mutlaka ama mutlaka gelip dedeleri Ertuğrul Gazi'yi mutlaka ziyaret etmeleri gerekiyor.